Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize sağlıklı, sıhhatli, bol nasipli günler dileyerek bugünkü videomuza başlayalım. Videomuzun konu başlığı Roma dönemine ait birkaç işaret sistemi olacak. Özellikle dikkat etmemiz gereken veyahut da yanlışa yormamamız gereken işaretleri biraz ön plan almaya çalışacağız. Nacizane anlatım esnasında bir sürçülisanımız, bir kusurumuz olursa şimdiden affola diye belirtmiş bulunalım. Değerli dostlarım, özellikle Roma yerleşkesi olan bir yer tespit etmişseniz, bir alanınız mevcutsa veyahut da Roma dönemiyle ilişkin bir işaret sistemi belirlemişseniz, bu tarz noktalarda bizler için en dikkat edici etmen, işaretlerin gömü ve defineden çok bir hikaye anlattığını bilmemiz gerekir. Roma'daki kabartmalar olsun, oymalar olsun, bu tür işaret sistemlerini genel anlamda ele aldığımız zaman her birine bir anlam yüklendiğini, bir hikaye yüklendiğini ve bu hikayelerin de bu şekilde kabartma ya da oyma şekillerinde resmedildiğini görmekteyiz. Bu nedenle de işaretin kendisini çözmek istiyorsak buradaki hikayeyi ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Ve aynı zamanda Roma'da belli başlı işaretlerin genel anlamları mevcuttu. Yani zenginlik göstergesi olan işaret sistemlerinden tutun, kahramanlık göstergesi işaret sistemlerine varana kadar farklı farklı figürlere, gündelik yaşamda kullanılan eşyalar dahil olmak üzere çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Bunları ayrı ayrı bilmemiz lazım ve peyderpey sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk görselimizde birkaç husus bahsedelim öncelikle. Bu tür tek figürlü ya da tek resmedilmiş bir meyve durumu söz konusuysa, elma olabilir, armut olabilir, üzüm konusu biraz daha farklıdır ama tek resmedilmiş, tek yapılmış işaretlerde, meyve ile ilgili işaretlerde işaretin büyüklüğüne dikkat etmenizi istiyorum. Oldukça büyük seviyede yapılmış, yani küçük gözden kaçacak bir etmende değil de daha büyük bir versiyonda yapılmış bir işaret sistemimiz varsa bunlar zenginlik göstergesidir. Ve Roma dönemine ait bir noktadaysanız bu işaret sistemlerinin genel itibariyle Roma'nın yüksek statüsü dediğimiz, yüksek gelirli insanlar dediğimiz kişilerin villa olarak kullandıkları mekanlarda süsleme amaçlı olarak çeşitli sütunlarda, yapı taşlarında veyahut da zemin taşlarında karşımıza denk gelen işaret sistemleridir. Roma villası dediğiniz zaman arkadaşlar süslemesine o kadar önem veriyorlar ki havuzunda dahi çeşitli mozaikler, yani resmedilmiş durumlar farklılık gösterebilir tabii ki, karşılaşılan durumlardır. Bu nedenle biz böyle bir figür gördüğümüz zaman bu figürün tamamen bir görsel amaçla yapıldığını bilmemiz gerekir. Figüre istinaden bizim için değerli konumunsa bu figürü yapılmış figürün etrafında veyahut da çevresinde bir yerleşim alanı olduğu, yerleşim noktası, bir ev noktası tarzında düşünebilirsiniz bunu. Bunun sınırlarını belirlememiz ilk öncelikle önem taşır. Bu sınırları belirledikten sonra bu sınırlar içerisinde bizim yüksek statü diye tabir ettiğimiz gelir seviyesi, refah seviyesi yüksek bir insanın yaşamış olduğu villa olarak adlandırdığımız bir noktada bulunduğumuzu bileceğiz ve bu nokta itibariyle statünün yüksekliği sebebiyle her kesim bizim için ayrı değer taşıyacaktır. Ancak saklamaya uygun diye tabir ettiğimiz karanlık noktalar, yani dip noktalar, biraz daha öncelikli olarak araştırılabilecek noktalardır. Tekrardan şu kısmı bir daha ele alalım. Bir meyve figürü şeklindeki işaret sistemlerinin normal evraklarından daha büyük versiyonları, ister blok taşın üzerinde olsun, ister kesme taşın üzerinde olsun veyahut da bir zemin noktasında, sabit zemin bastığınız toprak noktasının altında ufak bir çalışma yaptınız, böyle bir nokta ile yerle karşılaştınız. Bu tip işaretlerin bizim genel itibariyle görsel bir işaretleme sistemi olduğunu, süsleme anlamında kullanıldığını bilerek çevresindeki diğer araştıracağımız noktalara yönelmemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Dedik ya, Roma yerleşkesindeki işaretlere farklı anlamlar yüklenir diye. Burada ekstra bir parantez açarak şunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle arkadaşlar, savaşın yoğun olduğu dönemlerde kahramanlara ilişkin verilmiş ve kahramanlara ilişkin yapılmış çok sayıda mezar sistemiyle karşılaşırız. Bu mezar sistemlerinin de çeşitli işaretlemeleri vardır. Kalkan işareti, miğfer işareti, hançer işareti, zırh, ucu sivri şekilde bir tasarıma sahip mızraklar, bunlar kısa uzun mızraklar olarak da değişebilir askerin kullandığı şeyine göre de. Bazıları tahrip edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.
bunları ok olarak değerlendiren arkadaşlarımızın olduğunu görmekteyiz. Yanılgıya bu tip noktalarda genelde çok düşüyoruz. Bu tarz işaret sistemleriyle karşılaşıyorsak arkadaşlar bunların bir kahramanlık figürü olduğunu düşünebiliriz. Yalnız etrafında destekleyici işaretlerle birlikte değerlendirerek bir kahramana ait mezar, anıt mezar da olabilir, oda mezar tiplemesi de olabilir, lahit mezar tiplemesi de olabilir. Mimari yapısı bildiğiniz üzere Roma'da biraz yelpaze genişti. Ancak statünün yüksek olduğunu her zaman bizim gözümüzün önüne serer. Öyle herkes için yapılacak işaret sistemleri değildir bunlar. Bu tarz işaretleri gördük. Özellikle diyelim ki bir hançeri önceliği alalım. Çünkü çok fazla farklı noktalarda, farklı şekillerde hançer işaretleriyle karşılaşılabiliyor. Bu hançer işaretinin olduğu alanda eğer ki biz bir boş niş sistemi tarzında alan veyahut da kabartma bir insan figürüne benzer bir durum bunlarla karşılaşıyorsak ya da hançer işaretinin yanında bir kuş figürü, kuş figürünün yanında bir üzüm dalı ya da asma yaprağı benzeri şekilde de karşımıza denk gelebilir. Sadece kahramanların erkeklerden oluşacağını burada düşünmeyin. Bayanlar için de geçerli. Nadiren geçerlidir. Onun da yine altını çizmiş bulunalım. Bu nedenle hani işaret sistemlerinizin tekil anlamda başka anlamlar taşırken bizim bahsetmiş olduğumuz kalkandır, miğferdir, hançerdir, zırhtır, bir mızrak durumudur. Bunların yanında yardımcı işaret, yardımcı işaretimiz ise bir mezar işaretçisi konumuna koyabileceğimiz, diğer dönemlerde de karşımıza çıkan işaretçiler arasında bulunacak işaretlerden herhangi birisi ise biz bunu bir kahramanlık figürü olarak ele alıp ona göre araştırma yapmamız lazım. Araştırmayı da yakın çevrede yapmamız gerekir. Bunu ayrıca dikkat edelim. Bunların yanı sıra statünün bu bahsettiğimiz işaretlerden bir üst seviyeye çıkma durumu, ondan bahsedelim. Hani kahramanlığı ele almışken eğer ki çelenk işaretiyle karşılaşıyorsanız arkadaşlar bu çelenk işaretlerinin çeşitli dönem yöneticilik yapmış veyahut da devletin belli bir kademesinde yerleşmiş insanların senatör diye senatoda görev yapmış kişiler itibariyle bunlar içinde kullanıldığı görmekteyiz. Ancak böyle bir durumda genelde bir yazıt konulduğunu bu tarz statüye sahip bir kişinin bir mezar durumunu ihtiva edecek şekilde çelenk işareti yapılmışsa bir yazıt konulduğunu görmekteyiz. Ancak yazıt olmaksızın yapılan çelenk işaretlerinde çeşitli kahramanlık öykülerine sahip veyahut da kahramanlık atfedilen kişilere ait mezar sistemiyle karşılaşıldığı bilindiğinden dolayı burada kesinlikle efendim bir yöneticinin mezarı vardır, şu vardır, bu vardır mantığıyla değil de kahramanlık durumunun da ön plana çıkabileceği, karşınıza çıkabileceği şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yarım ay modelinde işaretlememiz varsa buna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü karşılaşılan işaretler arasında yarım ay şeklinde yapılmış bir kabartma ya da oyma durumunun yakınlarında karşılaşmış olduğunuz sunu çukuru, sunu çanakları tarzında kare oyma, dikdörtgen oyma modelleri dahil olmak üzere, boş niş sistemleri dahil olmak üzere yani mezar işaretçisini anlattığımız ortak kullanım işaretleri diye söyleyebileceğimiz işaretlerden herhangi birisiyle karşılaşıyorsak bunu da yine bir kahramana ait işaret sistemi gibi değerlendirebiliriz. Tabii ki buradaki kahraman konusu statü konumu olarak daha önce bahsettiğimiz kalkan miğfer durumları var ya onların üst seviyesinden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra boğa, aslan ve gemi. Bu gemi konusu biraz önemli arkadaşlar. Gemiyle alakalı ayrı bir yer açmak istiyorum. Çünkü bazen arada nadiren de olsa soran arkadaşlar oluyor. Gemi işaretlemeleri ayrı bir husus içerir. Ama bunlar da kahramanlık ve statüsü en yüksek seviyedeki işaretler olarak değerlendirebileceğimiz sistemleri de karşımıza denk gelebilmektedir. Gel gelelim bir diğer işaretimize. Bu bir önceki videomuzda kısa da olsa bahsetmiştik ancak birkaç arkadaşımız sormuş. Değerli arkadaşlar, tarak işaretinin bayan mezarı ile ilişkili bir anlam taşıdığı Roma dönemi için işaretçiler, Roma işaretçileri için konuşacak olursak bayanla alakalı ve statü olarak da yüksek bir bayanda bahsettiğini, gündelik yaşamda kullandığı eşyaların çeşitli mezar noktasının yakın çevresinde bulunan alanlarda, müsait alanlara, bunlar siteler de olabilir veyahut da bir kaya anıt noktası tarzında yapılmış yerler de olabilir veyahut da kendine bir büst yapmışlardır. Yani kayanın iç kısmı oyularak bir insan figürü yerleştirilmiştir. Bu insan figürünün yanına da yapılmış olarak karşımıza denk gelebilir. Bunlar genelde bir bayan işaretçisi olarak karşılaşılan durumlar. Peki ender durumlarında nasıl karşımıza çıkar? Bir arkadaşımızın başına gelmiş bir durumdan bahsediyoruz sorduğu için. V işaretinin önünde tarak şeklinde çizgiler
Bu çizginin de arkasından bir kanal, yani oyma şeklindeki çizgiler arkadaşlar. Bunun da bir kanalla birleşmesi. Aslında bu da bir tarak işaretidir. Etrafındaki V işareti kafa karıştırmaktadır. Bu V işaretleri bazen çizgi şeklinde olur arkadaşlar. İki tane küçük çizginin bu şekilde yapılma modeli olarak da karşımıza denk gelir. Böylesi bir durumda tek V olarak algılanır. 2V gibi düşünülmemesi lazım. Bunlar yine Roma'da karşılaşılan işaret sistemleri olup bir mezar noktasından bahseder. Mezar noktasında bahsettiğinde genelde tarağın uç kısımlarında, yani baş kısmına ulaşacak şekilde tarağa bir görüntü verildiğini görmekteyiz. Ancak hani bu %100 doğruluk payı içermez. Bu nedenle ekstra başka bir yön durumunun ya da bir kanal durumunun, bir sunu alanı, sunak alanı durumu söz konusuysa bunların bir meyil durumunun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer ki bir V durumu bahsettiğimiz şekilde oyma çizgiler, çizgilerin arkası birleştirilmiş, yani baktığınızda bir nevi size tarağı gösteriyorsa, tarak şeklinde andırıyorsa, böylesi bir durumda tarağın yön istikameti birinci plana alınarak bu noktada bir yakın noktada, tabii ki uzak noktalar için değil, araştırma yapılır. Bu işaretçi sistemi genellikle dediğimiz gibi bir bayan mezarına ilişkin, bayan mezar işareti olarak değerlendirebileceğimiz sistemi barındırır. Bunun yanı sıra sandalet izi diye tabir ettiğimiz bir iz sisteminde, normalde ayak izleriyle de çok karıştırılır. Burada dikkat edeceğimiz husus, eğer ki bir ayak izi formunda çizim şekli de olabilir, birazcık oyma modeli, tam oyma modeli ya da kabartma modeli olarak karşımıza denk gelebilir. Burada dikkat edeceğimiz sandaletle ayrımını yaparken iç kısmındaki bu çizim durumuna bakın arkadaşlar. Bu normalde hani parmak arası diye tabir ettiğimiz terlik sistemi var ya, onun benzeri aklımıza gelsin. Böylesi sandalet işaretlemesiyle karşılaşırsak, burada Roma dönemi için günümüz itibariyle ulaşılan tüm verileri ele aldığımız zaman bunun da bir bayan mezar işaretçisi olarak görmekteyiz. Bunlarda bir parmak izi, parmak işareti olamaz. Yani ayak parmağı tarzında bir alan karşımıza denk gelmez. Karşımıza denk geliyorsa burada farklı bir durum vardır. Yani daha sonradan yapılmış sahte bir işaretçi sistemi de olabilir. Bunlar her zaman aklımızda olması gerekir. Tokat çeşidi diye tabir ettiğimiz. Ama genel itibariyle bir ayak izi formuyla karşılaştığımızda ayak izi formunun muhakkak surette temizlenmesi gerekir. Bu temizliğe istinaden de ayak izinde bir sandalet durumu söz konusuysa, çizim şeklimize dikkat edin, bu tarz bir durum bize burada bir bayan mezarı ile alakalı, işaretçimizin de genel itibariyle çoğunlukla baktığımızda Roma döneminde kullanıldığı için Roma'da yaşamış bir şahsiyete ait mezar işaretçisi olarak değerlendirebileceğimiz bir sistem olarak araştırmayı ona göre yapmamız gerektiğini anlatır. Bu işaretimiz biraz daha önemli. Önemi de merkez noktası. Bu noktaya odaklanmanızı istiyorum, merkez noktasına. İlk olarak neye benzettiğinizi de yine sorabilirim. Eğer benzettiğiniz bir durum söz konusuysa kısaca bir yorum kısmına yazabilirsiniz. Açıklama kısmına gelecek olursak, bu formun değişik versiyonları, değişik şekilleri farklı yerlerde karşımıza denk gelebilir arkadaşlar. Önemli olan şekil itibariyle, bakın bir kabartma alanı içerisinde oluşturulmuş işaretten bahsediyoruz. Kendisi de kabartma şekli verilmiş. Burada dış kısımlarına çok aldanmamanızı istiyorum. Bizim için değer konumları, şifre durumları veyahut da Roma döneminde geçerli hikaye durumlarından söz ederiz. Eğer ki bir işaretçinin iç kısmına bu şekilde L modelli veyahut da L modeline benzer şekilde, özellikle bu görsel aklınızda tutmanızı istiyorum, İşaretçinin iç kısmına bu tarzda bir alan yapılmışsa çoğunlukla bunu anahtar deliği olarak almamız gerekir. Biz böylesi bir işaretle karşılaşıyorsak çevresinde yapacağımız araştırmada sandık modeli bir işaretin olup olmadığını kontrol ederiz veyahut da anahtar modelli bir işaretin olup olmadığını muhakkak surette kontrol etmemiz gerekir. Bireysel olarak karşılaşırsak bu işaretçiler ile normal zemine paralel noktada veyahut da bir kaya yan yüzeyine karşımıza denk gelme halinde çevresinde dediklerim gibi bir sandık durumu, bir anahtar durumu arayacağımız temel işaretler bazında bakacağımız yerlerdir. Bu işaretçiler bulunması halinde zaten anahtar durumunu bulmanız halinde devam etmeniz gereken nokta anahtarın gitmek istediği yerdir. Sandık durumunu bulursanız yine anahtarı aramanızda fayda var. Ancak sandık durumunda sandık işaretçisinin kapağının açık kapalı olma şekillerine göre de anlamının değişebileceği için kapalı konumda karşılaşılması halinde yine bir anahtar durumuna araştırılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Bunların yanı sıra sitelerde vardır. Sitelerdeki işaretleme tamamen bir öyküdür arkadaşlar. Öykünün dışarısına çıkmaz. Normal dışarıda bahsettiğimiz özellikle son ve sabit dediğimiz yerlerde biraz daha önemini artırır. Hele ki bahsettiğimiz diğer işaretçiler, arayacağımız noktadaki işaretçiler karşılaştığımızda bu kısımlara biraz daha yoğunluk veririz. Sandık durumlu ve kilit modelli bir sistemimiz var. Bu sistemimizin yanında bir kabartma insan figürü dahil olmak üzere çeşitli mezar işaretçilerinden herhangi birini düşünün. Yapılmış tarzdaysa bu alan yine çoğunlukla %70-75 ihtimalle diyebileceğimiz bir oranda bayan mezar sistemini verir. Bizim de etrafta bu mezar sistemine ilişkin bir çalışma yapmamız gerekir. Ekstra durum olarak bahsettiğimiz anahtar hususuna dikkat etmenizde yine fayda vardır. Sandaletin başka bir görüntüsünü, başka bir versiyonunu göstermek istiyorum. İç kısmına muhakkak surette dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ayağımızı yani içerisine koyduğumuz zaman bu çizim bölümü iple tutturulmuş bölüm olarak düşünebiliriz bunu. Konç diye de söyleyebiliriz. Bu noktada eğer ki bu çizimle karşılaşıyorsak, işaretin üzerinde böyle bir çizgi durumuyla karşılaşıyorsak, dediğimiz gibi daha çok bir bayan hususunu ön plana çıkarır. Burada ön kısmına dikkat edebilirsiniz. Ön kısmının sivrilme durumu daha sivri hale getirilmesi halinde bunun yine bir bayanla ilişkili narinlik durumunun artması gibi de söyleyebiliriz. Ancak tabii ki temel prensip de iç kısmına yapılmış motif şeklidir. Bu motif oyma kabartma şeklinde değişkenlik gösterebilir. Oyma modeli daha düşük seviyedeyken kabartma modeli biraz daha değerli seviyededir. Bunu da ayrıca yine belirtmiş olalım. Bir diğer işaretçi olarak da ayna formu arkadaşlar. Ayna formlarında bizim kıymete haiz diye tabir edeceğimiz husus ayna şeklinde bir işaretçiniz varsa yakınında muhakkak surette yazıt bakın arkadaşlar. Yazıt durumu varsa bu yazıtın çevrilmeden işaretin net olarak çözümlemeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu ender durumdur. Çok nadiren karşılaşılan bir durumdur. Bunun haricinde ayna durumu da Roma dönemi içinde çoğunlukla yine bayan mezarı ile ilişkilidir. Bir önceki videomuzda da zaten kısaca olsa bahsetmiştik. Bu yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Ayna modeliyle karşılaştığımız zaman bu kısımda ya da etrafında figür benzeri ya da bir insan formuna benzetilmiş durumun olup olmadığının kontrol edilmesi bizim için en büyük avantajdır. Son kısım itibariyle genel bir toparlama anlamı yapalım arkadaşlar. Tabi yani birden çok işaret sistemi var aslında Roma'dan bahsedebileceğimiz. En son önem gördüğünüz bir işaretimiz var. Son kısma bırakalım. Burada bir toparlama anlamında şunu söyleyeceğim. Bu görsel bir kabartma figür olarak karşınıza çıksa, bir kaya noktasının yan yüzeyine yapılmış, iç kısmı boş niş sisteminin içerisine kabartma şeklinde oluşturulmuş bir yer olarak düşünün. Bunun bir mezar işareti olduğunu hemen hemen herkes anlar. Ancak böylesi bir durumla karşılaşılmış başka bir örnekten söz edeyim. Bizden yardım isteyen bir arkadaşımız ya burada açılmış bir tane nokta var. Evet, güzel. Birileri de demiş ki bak burada iki tane figür var. İkinci bir mezar var. Sen git ikinci mezarı bul. Asıl burası değil. Böyle bir anlatıma girmiş. Bölge işaretlemesi olarak zaten işaretin kendisi de Roma'nın güzide veya ender örneklerinden diye tabir edebileceğimiz bir işaret sistemi. Bu nedenle arkadaşımızın temel prensipteki yaptığı en büyük yanlış Roma dönemi işaretçilerinin hikaye mantığını unutmasıdır. Bizler de çok arazide yapıyoruz. Ama her zaman bu hikaye mantığını ortaya çıkarmak lazım. Özellikle mesela bu görsele dikkat edin. Burada şunu bilirseniz arkadaşlar Roma döneminde oturur pozisyonda bir insan figürü ve ayakta başka bir insan figürü görüyorsanız burada oturan kişinin ölümle alakalı, öldüğüyle alakalı, vefat ettiğiyle alakalı bir hikaye verildiği, ayakta duran kişinin yakın olduğu. Eğer ki ayakta duran kişi oturan kişiyle el teması haline geçmişse bu bir vedalaşmadır. Eş durumu ailenin yakın yani birinci derece aile diye tabir edebileceğimiz bir durumu ön plana çıkartır. Bunun haricinde uzak noktada farklı versiyonlarda, farklı şekillerde insanlar olursa yardımcısından tutun hizmetçisine varana kadar değişik motiflerde işlendiğini bilmekteyiz. Ama siz dediğim gibi oturan figürün, yatan figürün bir ölümüyle alakalı olduğunu Roma döneminde işleyiş tarzı itibariyle böyle bir durumu ön plana çıkarttığını bilirseniz burada işareti zaten tekil bir anlatım yapıldığı bir vedalaşma olarak bunun motifin işlendiği kayaya oyulduğunu net olarak bilmemiz gerekir. Bu nedenle bunu bilirseniz de ikinci bir mezar noktasını size söyleyenle zaten muhabbet etmezsiniz.
Son kısmı izleyen arkadaşlar için değerli birkaç bilgi bırakalım. Burada özellikle arkadaşlar arazide gezerken çeşitli hayvan ayakları figürü tarzında işaretlerle karşılaşanlarımız var. Bunlar aslan ayakları, çift tırnaklı hayvan ayakları daha çok karşılaşılan modeller. Eğer ki böyle bir durumla karşılaşıyorsanız bu işaretçiniz ister zemine paralel ister bir sabit kaya noktasının yan kısımları olsun. Yani şu şekilde bir kaya düşünün arkadaşlar. Bu kadar düz değil de. Burada iki tane aslan ayağı, kayanın diğer tarafına geçtiğiniz iki tane daha aslan ayağı var. Bu tarz bir işaretleme sisteminin olduğu noktayı belirlediniz. Daha sonra bölgede yaşamış medeniyet tespiti yapıyorsunuz. Çevrede de Roma dönemine ait sikkelerin çıktığını falan belirlediniz. Roma'ya ilişkin dediniz. Zaten daha çok kendisini Roma ile ilişkilendirebildiğimiz bir işaret sistemidir. Böyle bir durumda bu işaretin yapılma ana mantığı birçok noktada karşılaşıldığı gibi ölünün yatmış olduğu ölü yatağı diye tabir ettiğimiz, ölü sekizi diye tabir ettiğimiz alanların ayak kısımlarına genelde ya iki tırnaklı bir hayvan figürünün ayağı veyahut da bir aslan ayağı. Aslan ayağı olması tabi statü olarak daha yüksek bir konumdadır. İki tırnaklı hayvanlarda da daha çok öküz modeli diye tabir ettiğimiz bir ayak formunun karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle mesela aslanda statü çok çok yüksekken öküz formunda da gücün yani güç konumunun biraz daha ön plana çıkartıldığını görürüz. Ancak her ikisi de bizim için değerli bir durumdur. Böylesi bir işaret durumuyla karşılaştığımızda bunun üst kısım kaya noktasında üst kısmında hemen bir araştırma yapmamız lazım. Çünkü bu ayakların bir şeyi taşıdığını ve Roma içinde bu ayakların genelde ölü sekisinin ayakları olarak yapıldığını bildiğimiz bizim üst kısmında bir araştırma yapmamızı bizi yönelttiğini bileceğiz ve buna göre bir araştırma modeline girişeceğiz. Tamamen hani bir sistematik şekilde bunu düşünün. Yine sabit zemin noktasına yapılma halinde bir zemin noktası düşünün arkadaşlar. Zemin noktasını karşılıklı iki ayak, devam ettiğiniz ileride iki ayak var. Dört ayak. Bu dört ayak sac ayağı şeklinde düşünülüp orta noktası merkez itibariyle araştırma yapacağımız alandır. Bu nokta üzerine yoğunlaşıp bu noktada bizim keşifi yönlendireceğimiz yerdir. Bizim size tabii ki bu bahsettiğimiz bütün işaret sistemleri veyahut da ne anlama gelir yönündeki bahsettiğimiz hususlar bir işaretçiyle karşılaştığınız zaman bunun hangi amaçla yapıldığı veyahut da neyi temsil ettiğini sizlere az çok anlatabilmek için bahsettiğimiz durumlar olup kesinlikle hani bunu gördükten sonra bir kaçak kazı, yasa dışı kazı modeline asla girmeyin arkadaşlar. Bizler her zaman yasal çerçevede hareket eder ve yasal çerçevede yönümüzü bulmaya çalışırız. Çalışmalarımızı bu çerçevede yaparız. Tabii öncesinde muhakkak surette bir keşif yapmak zorundayız. Bu yasal çerçevede yapacağımız kısma gelene kadar keşfi yapıp bu keşifte de sizlere bunları anlatırken özellikle bu noktaların izinli bir kazı durumunda emeğinizi kurtarıp kurtarmayacağı, zamanınızı, paranızı karşılayıp karşılaşmayacağı yönünde anlatımlardır. Bunların haricinde de bir tarihi keşfe yol açmaya çalışmaktır. Tarihi bir noktada bir keşif yapılsın, her insanın bulunduğu bölgedeki alanı keşfetmesi, gelecekteki insanlara, torunlarına, ailesine bırakacağı en büyük miraslardan biridir değerli dostlarım. Her şey para pul demek değildir. Böylesine bir keşif en büyük definedir bizler için. Hepinize tekrardan saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli dostlarım.